Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Size yine çok çok güzel hem yapımı kolay bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim bakın arkadaşlar. Yapraklar arasında fıstıklar. Çok güzel bir model hazırladım. Daha önce ara ara bu yaprakları kullanıyorum. Videolarımı izlediğinizde göreceksiniz arkadaşlar. Bu bakın 3 seferde aldığım bu trabzanların, ikili trabzanların arasına beşer zincirli yuvaların üzerine bu şekilde fıstıklar hazırlayarak modelimi hazırladım, tasarladım. Şimdi arkadaşlar bu yuva kısmında 9 zincirle sadece kepiklerle de yapabilirsiniz. Fakat biraz fıstıklar yukarıda böyle kendini göstersin diye bu şekilde yüksek tuttum. Trabzanların üzerine yaptığım yuvaları hazırladım. Dediğim gibi siz 7 veya 9 kepiklerin arasına da yapabilirsiniz bu modeli. Çünkü daha önceki modellerimde o şekilde yuvalarda hazırladım papatya modelleri olarak. Evet, modelimiz bu. Çimeni, yapraklar böyle şekilde yuva hazırlayıp devam ediyor. İlk önce çimenini sonra da bu fıstığının nasıl yapıldığını anlatalım. İlk önce tabii ki bu ikişer veya üçer zincirli hazırladığımız tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Bu da 696 no'lu videomda mevcut. Nurgül'ün tığ ve iğneoları 696 yazdığınızda hemen karşınıza tülbent kenar tığlama ve köşe denim işlemleri farklı böyle sahte sık iğne ve yorgan ipi ile tığlama işlemleri karşınızda videomda çıkacak arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet, şöyle ara suyu olarak 3 tane yaprak hazırlıyorum yuvalarımın arasına. 2 tane hazırladım sizler için. Şimdi arkadaşlar 3'e de beraber tamamlayıp hem de yaprağın nasıl yapıldığını anlatacağız. Şöyle bakın. 3 tane tığ battı yaparak başlıyoruz ve tığımızın başını 2 defa doladım. Direkt yaprağımızın yuvasını yaparak başlayalım. Şöyle 2, 2 ve 2. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım ve bu trabzanı yuva olarak kullanıp yaprak yapacağız. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Bakın yavaş bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. 3 seferde. İlk önce 2, sonra 3 sefer. Yine 3 sefer alacağım. Şöyle 2, 2 ve 2. Zincirle beraber 4 oldu. Şimdi 2 defa doluyorum. Şimdi 4 seferde bakın 1, 2, 2 ve 2. 5 tane trabzanımız oldu. Yine 2 defa tığımı doladım. Şöyle 6. trabzanı da aynı 5. trabzanı nasıl yaptıysam 1, 2 ve 2. Bu şekil yaparsanız toparlak güzel bir yaprağınız olur arkadaşlar. Şöyle son 2'yi aynı şekilde aldım. 4 tane zincir çekiyorum. Son trabzanımın içerisine kapattım. Bir tane kirpik oluşturdum. Bu trabzanın son kısmına da 7 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sık iğnemi de şöyle yapıp şu yuvadan trabzanlı yuvadan da 8. sık iğnemi yapıp bakın yaprak bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay ve güzel bu taktiği uygulayın. Tane tane yavaş yavaş da anlattım. Toplam 6 tane trabzan, 6.'nın içine 7 tane de sık iğne. Şimdi bir tane de aşağı meylediyor arkadaşlar. Bu sık iğneyi yapmazsanız şu yaprak çok aşağı meylediyor. Bu buna biraz destek veriyor bakın. Şimdi bunun üzerine 2 tane zincir çekip buraya tığ battı oluşturdum. Şimdi 3 zincir. Sadece bu ilk yuvam.
2 zincir, diğer tığ battılarım 3 zincir. Şöyle 3 zincirimi çekiyorum. 7 tane buraya tığ battı mesafesi vereceğim. Şöyle 3 zincir. Şimdi şöyle 2 oldu sanırsam. Bismillahirrahmanirrahim. 3 zincir herhalde son 7. oldu. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 2, 4, 6. Evet şöyle bakın. Şu mesafeyi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane var. Bir tane daha yapalım şöyle 3 zincirden. Yedi tane yaptık ya, hemen dönüyorum. Bu yuvanın içerisine sık iğne ile dönüşümü yaptım. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 7 ve 8. Bir tane bırakıyorum arkadaşlar. İkinci tığ battıya. Kenarda 4 tane kaldı. 3 tanesini de biz kullandık. Şöyle bir zincirle dönüşümü yaptım. Bu yuvanın içerisine sabitledim. Bu şekilde 8 veya 9 zincirden yuva hazırlayabilirsiniz. 3 tane zincirimi çekip 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine girip 2, 2 ve 2. Çektiğim zincir boyutunda trabzanımı oluşturup şöyle 5 tane zincir çekiyorum. Buraya yine tığımı 2 defa doladım ve yuvanın içerisine girip 2, 2 ve 2. Fıstığımız için bu şekilde 5 tane yuva hazırlayacağım. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2, şöyle 2 ve 2. Yine 5 zincir. 2 defa tığı doladım. Buraya yuvaya 2, 2 ve 2. Şöyle 2, 2 ve 2, 5 zincir. 2 defa tığı doluyorum. Yuvaya girip 3 seferde 2, 2 ve 2. Şöyle 2, 2 ve 2, 5 zincir. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 2, 2 ve 2. Kaç oldu arkadaşlar? Sonuncu 5. için 5 zincir. Evet, 2 defa tığı doladım. Trabzan yapıyorum. 3 seferde 2, 2 alarak trabzanım hazır. Şimdi bakın son trabzanı ilk başta çektiğimiz 3 zincir gibi şöyle çekiyorum zincirimi ve buraya yuvaya sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya bir tane yapalım arkadaşlar sık iğne. Yuvaya da bir sık iğne yapalım. Ve 2 tane zincir. Bu aşağı işleri de sık iğneden dolayı 2 zincir sık iğne ile 3 oluyor çünkü. 4'müş gibi sonra çok büyük oluyor bu tığ battı. 2 zincirimden sonra tığ battımı kapatıp 3 zincir çekip yine bu araya şöyle 5 tane mesafe vereceğim bakın. 5 tane tığ battı mesafesi vereceğim ki arası yaprağımla arasında böyle biraz boşluk mesafe olsun. Şöyle 3 zincirimi çekip kapattım. Evet. Bir tane de yaprak yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Şurada şu boşluk olduğu için bu mesafe sanki 5'miş gibi duruyor. Ancak arkadaşlar bu tarafı 4 kalsın. Bu taraf 5 olsun. Şimdi şu 3 tane yapraktan bir tane daha göstereyim. Çimenimizi tamamlayalım. Evet. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girip 2,
2 ve 2. Üçlü trabzan yaprak için. Evet, 2 zincir, 1 defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. 1 defa tığı doluyorum. 3 sefer de alacağım bakın. 1, 2 ve 2. 2 zincirle beraber 3 tane trabzanı bu şekilde yaptık ve 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Yuva da trabzandan oluşturduğumuz yuva arkadaşlar. Şöyle 2, şöyle 2. Dördüncü trabzanımız hazır. Beşinci için 2 sefer dolayıp şimdi 4 seferde. 1, 2, 2 ve 2. Son 2 sefer dolayıp 4 sefer de alıyoruz. Evet, altıncı. Buraya trabzanımız hazır. Şimdi ben 4 zincirimi çekip kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, toplamda 7, 8. trabzan yuvasının içerisine kapatıyorum. Şöyle bakın. Şurada bir ip şeyi oluşmuş. Onu arkada yapayım. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Araya 3 tane tığ battı mesafesi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi 2 defa tığı doladık ya. Hemen yandaki yuvaya 2, 2 ve 2 alarak yaprağımız için böyle bir trabzan hazırlıyorum. Diğer yaptığım 2 yaprakla aynısını yapacağız. Ve şöyle yapayım, yaprağı hemen tamamlayıp fıstığında buluşalım. Evet, şöyle çimeni hazırladık. Bu hazırlamış olduğumuz 5 zincirli yuvalara şimdi fıstık yapacağız. İlk 5 zincirli yuvanın içerisine sık iğne ile girerek bakın bu şekilde sabitliyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. 10 zincir üzerine 18 tane ilmek toplayacağız. Bakın ipimi fazla uzatmıyorum. Şöyle minik minik yuvarlak güzel fıstıklar yapacağız. 1, şöyle 2, 3. Bu şekilde boyutlar olacak arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zincirin altından girip böyle ilmekleri topluyoruz. 12 miydi? Evet. 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tam 10 zincire 18 ilmek iyi geldi arkadaşlar. Ve buradan baştan ilmeğimi alıp en baştan çıkarıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunu burada kapatacağım. Önceden hani yeşil yuvada kapatıyorduk ya. Bakın bunu şöyle farklı bir yuvarlak fıstık olması için burada kapatıyorum. Bir de şu boşluk var ya mesela tel. O gözükmeyecek. Bakın arkadaşlar şöyle sıfır noktası olunca fıstıklar tam yuvarlanmış olur. Bakın gördünüz mü? O kaybolana kadar bu şekilde sık iğnenizi sıkı tutun. Yuvarlak bir fıstığınız olsun. Şimdi bunu yeşil yuvaya sabitlerken de açmamaya dikkat edin. Şöyle ilmeğiniz açılmasın. Oturması için de üzerine bir tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle fıstığım yuvarlak güzel bir fıstık oldu. Bir zinciri çekince hemen diğer yuvaya bir zincirle geçişimi yapıyorum. İkinci fıstığımı aynı şekilde yapmak için.
Fıstık yaptıkça arkadaşlar eli alışıyor. İnsanı biraz yapmasa bile insanı eski kıvamını tutturamıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zinciri yine çektim. Buraya 18 tane yine ilmek toplayacağım. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tutayım, 12, 14, 15, fazla uzatmıyorum, 16, 17, yine 18. 18 tane ilmeği topladık. Yine baştan alıp diğer baştan bu şekilde çıkıyorum. Ve şimdi bunu kapatacağım. Bakın bu şekilde direkt yuvaya kapatıyorduk önceden. Şimdi bu şekilde yapıyorum. Fakat şu boşluğu arkadaşlar olmaması lazım. Full sıfırlanması lazım. Bakın, gördünüz mü? Full sıfırlayıp sonra bir de yeşil yuvada sabitlemeniz gerekiyor. Açılmadan hemen sıkıca yeşil yuvaya da sabitleyin. Evet, ikinci gördüğünüz gibi yuvamız da hazır. Bir zinciri de çektiğimize göre üçüncü fıstık için yuvaya geçişimi yaptım. Aynı şekilde yine 10 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen bana doğru çevirip şöyle alttan girip 18 tane ilmek toplayacağım. Bu 1. Şöyle 2, 4. Baştakini de sayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Yine baştaki ilmeği alıp en baştan bu şekilde çıkıyorum ve buraya sık iğne ile dediğim gibi sabitlerken şu boşluğun telin gözükmemesi 0'a 0 orantımı yapıp 3. yuvaya zincir çekmeye başladığım yuvaya sabitliyorum. Ve üzerine de bir tane zincirimi çekip şöyle bakın şöyle bir tane zincir çekip size fıstıklarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel, minnak, yuvarlak fıstıklar yaptım. Şimdi dördüncü fıstığı ve beşinci fıstığı da yaparak çiçeğimizi tamamlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Şöyle yine elimizin üzerine yatırıp ilmeğimizi toplayalım. Alttan girip zincirimden şöyle bir tane ilmek uzatıyorum. 2, 3, şu baştakini de sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Toplam 18 tane iğne yaptık. Yine ilk ilmekten başlayarak son ilmekten şöyle çıkıyorum ve bakın. Bunu buraya kapattım ya. Sıfır noktasına kapattım ve buradan sık iğne ile yuvaya sabitledim. Şöyle oturması için
bir tane zincir çekiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor bu şekil arkadaşlar. Minik fıstık isteyenler bu şekil yapabilir. Evet, bir zincirle yine her zamanki gibi hem oturması için hem böyle köprü görevi görmesi için sabitledim ve 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Zincirin altından giriyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şöyle hepsini bir toplayıp buraya sık iğne ile sabitleyip yeşil yuvanın da içerisine sık iğne ile tutturdum. Bak. Şimdi arkadaşlar 5 tane olduğuna göre şöyle fıstık sayımız tüm yuvaları da yaptık. Artık bu ipimizi koparalım. Ve fıstığımı göstereyim arkadaşlar. Şöyle elimizle düzeltip şu ipi de yakalım. Arkası da kalıp gibi oldu. Arka tarafının yapılışını da göstereyim. Hemen geliyorum. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. Şöyle çok güzel, hoş, zarif böyle çıtı tıtı bir model oldu. Şöyle sallantılı haline de bakın. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Gerçekten çok hoş ve zarif duruyor. Çok da sipariş alacağınız bir model oldu. Bakın. Yapımı da kolay. Çimene hemen yaprakları tırmattıların üzerine ve yuvasını hazırlayarak yapabileceğiniz bir model oldu. Şöyle müşterilerinize gösterdiğiniz zaman hemen beğenecektir. Olmasa benim videomu da bu şekilde açıp gösterebilirsiniz. Şöyle bayağı da yarım kenara yakın oluyor iki tanesinden bile. Şöyle bir de iki kat yapayım istedim ama şöyle net gözüksün karşıdan. Sizler de emekler için, videoların devamı için şöyle beğeni yorumlarınızla destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şöyle hoşça kalın.